Bilindiği gibi 1979'da çıktı tüp bebek ve 1979'dan beri ilk İngiltere'de başladı. Dünyada da yaygınlaşması, 90'lardan sonra çok yaygınlaşması başladı. Bizim ülkemizde 90 yılından itibaren yapıyor. Yapılan araştırmalar, kullanılan ilaçlarla ilgili kanser yapıcı bir etkinin olup olmadığı konusunda çok ciddi bir süreç geçirdi. Bu süreç içinde bütün araştırmalarda eğrisiyle doğrusuyla ciddi olarak endişeler vardı. Fakat bu endişelerin doğru olmadığı, normal popülasyondan bir farklılık göstermediği ortaya çıktı. Ayrıca son 10 senedir diyelim, artık kullandığımız ilaç miktarlarında da yeni ilaçların, daha etkin ilaçların ortaya çıkmasıyla doz ayarlaması kişiye özel yapılmakta ve daha düşük dozlarla gebelik elde etme şansına da sahip olmaktayız. Sonuç olarak herhalde şu anda bir şehir efsanesi olarak devam edebilebilir. Hasta her geldiğinde bunu sormaktadır. Aynen yumurta rezervim tüp bebek tedavisinden sonra kayboluyor mu, azalıyor mu sorusu gibi bir soru bu olarak karşımıza her zaman çıkacaktır.